Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Yılda 5 veya 6'dan daha fazla bademcik iltihabı geçirenler, bademciklerin aşırı büyüklüğüne bağlı yutma güçlüğü, horlama, solunum sıkıntısı yaşayanlar, bizim peritonsiller apse dediğimiz yani bademciklerin arkasında apse oluşması durumu, bunun hatta bir kere bile olması bademcik alınması için yeterli görülmekte. Bu tarz yani sadece enfeksiyöz değil, bademciğin boyutuna bağlı olarak da solunum sıkıntısı yaşayan hastalar bademciklerini aldırabilirler. Tabii doktor önerdikten sonra. Bizim açımızdan korkulacak bir ameliyat değil. Çünkü çok sık yaptığımız ve tecrübeli olduğumuz ameliyatlardır. Tabii ki genel anestezi altında yapılıyor. Ameliyat olduktan sonra yaklaşık 1-2 hafta boğazda sanki enfeksiyon varmış gibi ağrılar, yutma güçlükleri görülebiliyor. Şu an yönetmenimiz de ekrana yansıttı. Bu çok fazla ileri düzeyde ki bir... Evet, ileri düzeyde bir bademcik iltihabı. Bizim kriptik tonsilit dediğimiz yani bademciğin daha ileri formu. Özellikle bizim ameliyat endikasyonu olarak gördüğümüz işte yılda 5-6 defadan daha sık bu tarz enfeksiyon geçirilmesidir. Burada artık bademcik dokusu bir enfeksiyon kaynağı yani bir taşıyıcı odak haline geliyor. Dolayısıyla onun orada bulunmasının kişiye hiçbir faydası olmadığı gibi aksine bir enfeksiyon odağına dönüşüyor. Biz bu durumlarda alınmasını öneriyoruz. Ameliyattan sonra da 2 haftalık bir dinlenme ve diyetle, bunun bir ameliyat sonrası özel diyeti var. İşte soğuk gıda alımı, yumuşak gıda tüketilmesi gibi. 2 haftalık bir iyileşme sürecinden sonra hastalar günlük hayatına çok rahat bir şekilde dönebiliyorlar. Bazı durumlarda ameliyat sonrası erken veya geç dönem yara yerlerinde kanama olabiliyor. Nadir gördüğümüz bir durum. Ama böyle bir durumda da doktoruna başvurarak, gerekli müdahale yapılarak bu kanama rahatlıkla kontrol altına alınıyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.